أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلى الله عليه وسلم بني النذيرين Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için düzenlediği gizli anlaşma ile ilgili olarak geçen hutbemde bunlardan bahsetmiştim. Size bu konuda bilgi vereceğimi söylemiştim. Allah-u Teala Beni Nezir'in komplosunu, pilotunu nasıl başarısız hale getirmişti? O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için pilot düzenlemişti, gizli anlaşma yapmıştı. Bu vahiy vasıtasıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verilmişti. Bu komplo ile ilgili olarak. Amir bin Cahiş bu şöyle açıklanmıştır. Amir bin Cahiş evin tepesine çıkmıştı. Böylece büyük bir kaya parçasını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in üstüne düşürmek istiyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vahiy vasıtasıyla onların planlarından haberdar oldu. Bu Musevilerin planıydı ve neredeyse hemen derhal ayağa kalktı oradan. Sahabelerini orada bırakarak sanki bir işin peşine gidiyormuşçasına orayı terk etmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aceleyle Medine'ye döndü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri onun belki bir iş için aceleyle gittiğini düşündüler. Bir müddet sonra sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak kaygılanmaya başladılar. Ve onu orada burada aramaya başladılar. Yolda bir kişinin Medine'den geldiğini gördüler. Sahabelerden birisi ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak sordu. O kişi, ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'ye girerken gördüm dedi. Bunun üzerine sahabeler çabucak Medine'ye vardılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere haber vererek Benu Nazir'in onu öldürmek için planlar yaptığını söyledi. Diğer taraftan Museviler birbirlerine danışıyorlardı. Medine'den gelen Musevi kişi onları gördüğünde, birbirleriyle danışmalar içerisinde olduğunu gördüğünde sizin niyetiniz nedir, ne yapıyorsunuz burada diye sordu. Onlar, biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e öldürmek ve sahabeleri de hapise atmak istiyoruz dediler. O kişi sordu, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nerededir dedi. Onlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hemen buradadır dediler. O kişi, ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'ye girerken gördüm dedi. Bunun üzerine onlar hayret ettiler. Bazı tarihçiler ve biyograficiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in geciktiğini görünce Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu burada kalmamızın bir anlamı yoktur dedi. Hiç şüphesiz Allah-u Teala ona bu durumu bildirmiştir. Bunun üzerine sahabeler yürümeye başladılar ve Musevilerin lideri Ubay bin Abda, Ebu Kasım acele et. Biz yemek hazırlıyoruz ve biz
Kan parasını tartışıyorduk burada. Biz şimdi size yemek vermek istiyoruz, davet vermek istiyoruz. Sahabeler Medine'ye dönüyorlardı ve o kişiyi gördüler ve onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp görmediklerini sordu. Cevap olarak şimdi çok kısa bir süre önce onu gördüğünü ve Medine'ye girdiğini gördü. Sahabeler oraya geldiklerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüler. Ebu Bekir radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e "Ey Allah'ın Resulü, siz nasıl oradan buraya geldiniz? Niçin geldiniz? Bizim bundan haberimiz yoktu." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Museviler beni kandırmaya karar verdiler." buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vahiy neticesinde sahabelere hiçbir şey söylemedi oradan ayrıldığında. Çünkü sahabeler tehlike altında değillerdi. Musevilerin amacı sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hedef almıştı. Onun için sahabeler sadece emniyet içinde olmakla kalmayıp benim arkamdan nasıl olsa beni aramaya gelecekler diye düşündü. Sonra bu ayeti kerime nazil oldu. Ey inananlar, Allah-u Teala'nın nimetlerini hatırlayınız. Hani insanlar size ellerini uzatmışlardı. Allah-u Teala onların ellerini sizin ellerinizden çekti. Allah'tan korkun ve müminler sadece Allah-u Teala'ya güvenmelidirler. Hazret Mirza Beşir Ahmet bu konuyla ilgili olarak şöyle diyor. Museviler görülüşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in orada bulunmasından dolayı son derece mutluydular. Ona oturun, oturun dediler. Böylece birkaç sahabesiyle birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir evin duvarının gölgesinde oturdular. Beni Nezir yan tarafa çekilerek orada tartışmaya başladılar. Sanki onlar para konusunda tartışıyorlardı. Esasen onlar plan yapıyorlardı ve bu en güzel bir fırsattı. Ve onlar şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu evin duvarının gölgesine yaslanmış ve eğer bir kişi karşı taraftan eve tırmanarak onun başına büyük bir taş veya kaya parçası atarsa onun işi derhal bitecektir. Museviler arasında bir kişi Selam bin Maşkam denilen bir kişi vardı. Bu onun fikriydi ve fakat Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Musevilerin bu kötü planından haberdar eyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öylesine çabucak ayağa kalktı ve sahabeleri de onun bir işe çabucak gitmesi gerektiğini düşündüler. Onun için orada sessizce, sakince oturup Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i beklemeye başladılar. Böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çabucak Medine'ye gittiler ve sahabeler orada uzun müddet onu beklediler. Fakat geri gelmeyince onlar ayağa kalktılar ve merak etmeye başladılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ararken Medine'ye ulaştılar. Orada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Musevilerin tehlikeli planlarından onlara haber verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orayı terk edince Museviler bu durumdan çok utanç duydular. Karara bin Süveyya denilen bir Musevi, biliyor musunuz? Niçin buradan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve buradan gitti? Biz bilmiyoruz, siz cevap verin dediler. Bunu soran kişi, Tevrat üzerine yemin ederim ki hiç şüphesiz birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber vermiş olmalıdır. Sizin bu planınız ve onu kandırmak istediğinizi
ona haber vermiş olmalıdır. Onun için yanlış bir fikre varmayınız. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki o Allah-u Teala'nın peygamberidir. O ayağa kalktı çünkü o vahiy dolayısıyla sizin onu kandırmak istediğinizi, plan yapmak istediğinizi ona bildirmiş olmalıdır. Hiç şüphesiz o son peygamberdir ve son peygamber Harun'un neslinden gelmesini arzu etmektesiniz. Fakat Allah-u Teala kimi isterse onu getirir. Bizim kitaplarımızda ve Tevrat'ta da bildirildiği gibi o Mekke'de doğacaktır demişti. Ondan sonra Yetrib'e yani Medine'ye hicret edecektir. Tevrat'taki nitelikler sadece ona uygulanır. Siz sadece kan dökeceksiniz. Başka hiçbir yarar elde edemeyeceksiniz. Sizin kanınız dökülecek. Siz malı mülkü göreceksiniz. Ve bunların hiçbiri size fayda sağlamayacaktır. Çocuklarınızı da kaybedeceksiniz. Şimdi beni iyi dinleyin. Sizin onurunuz ve nimetleriniz geçerli olacaktır. Size iki şey söylemek istiyorum. Üçüncü de bir iyilik yoktur. İlk söylemek istediğim size, ilk önce İslamiyet'i kabul ediniz. Böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri arasına girersiniz. Eğer bunu yaparsanız sizin malınız, mülkünüz, çocuklarınız hepsi emniyette olacaklardır. Sizler böylece yüce makamlar arasında olacaksınız. Böylece sizler evlerinizden çıkartılmayacaksınız. Museviler Karana bin Sıriya'ya cevap verdiler. Biz Tevrat'ı ve Musa Aleyhisselam'a verdiğimiz sözden dönmeyeceğiz dediler. Karana ikinci olarak siz bekleyin. Çünkü size talimat verilecektir. Bu şehirden çıkma talimatı verilecektir dedi. Ve bu ricayı kabul ediniz. Sonuç olarak da onlar sizin malınızı ve diğer mal varlığınızı koruyacaklar ve öylece bırakacaklardır. Bunu isterseniz satarsınız, isterseniz öylece bırakırsınız. Onlar biz bunu kabul etmeye hazırız dediler. Selam bin Maşka, ben buna katılmaya zorlandım dedi. Hiç şüphesiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize mesaj gönderdi. Bu şehirden çıkın dedi. Bunu göz ardı edemezsiniz. Bu mesajı gönderince bunu kabul ediniz ve şehirden çıkınız. Onlardan birisi evet ben bunu yapacağım ve bu şehirden gideceğim dedi. Medine'ye geldikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu komplo ile veya gizli anlaşma ile ilgili ne yapmıştı? Musevilere talimat vererek oradan çıkmalarını istedi. Fakat onlar bunu reddettiler. Başlangıcında bunu kabul etmişlerdi ama onların niyetleri değişince meydan okumaya karar verdiler. Bunun detayları şöyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra Muhammed bin Müslema'yı çağırdı. Onu Musevilerin lideri olan Benu Nazır'a gönderdi. Ona gönderdiği mesajda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin bu şehri terk etmenizi istiyor mesajını götürdü. Muhammed bin Müslema Beni Nazır'a gittiğinde Allah-u Teala'nın peygamberi size mesaj gönderdi. Onun mesajını okumadan önce ben size öncelikle bir şey hatırlatmak istiyorum dedi. Bunu hepiniz bilmektesiniz. Onlar sordular, bu nedir dediler. Bize neyi hatırlatmak istiyorsunuz? Muhammed bin Müslema, ben Tevrat adına yemin ederim ki o Hazreti Musa'ya indirilmiştir. İslam'dan önce ben bir Tevrat almış ve size onu vermiştim. Siz bana eğer yemek istiyorsanız biz size yemek veririz. Eğer Musevi olmak istiyorsanız biz sizi Musevi yaparız. Ben de eğer bize yiyecek verirseniz biz onu yeriz. Eğer Musevi ol derseniz bu bizim için mümkün değildir. Siz kap içerisinde yemek getirdiniz ve niçin Musevi dinini kabul etmiyorsunuz diye sordu. İbrahim'in dinini mi araştırıyorsunuz? Ebu Amir the Monk o Musevi dininden değil midir? Gelecek olan peygamberin alametleri vardır. O çok sevecen ve merhametli olacaktır. Gerçekleri ortaya koyacaktır. Gözleri kırmızımsı olacak, Yemen bölgesinden çıkacak
ve bir deve dil üstünde olacaktır. Başında da bir türban olacaktır. O bayat ekmek yemekten bile mutlu olacaktır. Boynunda bir kılıç asılı olacaktır ve hikmetle hareket edecektir. Onu dinleyen, evet siz gerçeği söylediniz ve biz de bunu sana sizlere söylemiştik. Fakat söylediğiniz bu alametler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunmamaktadır dedi. Muhammed bin Müslim'e ben de tam aynısını size hatırlatmak istiyordum dedi. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını dinleyin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ikimiz arasında yaptığımız anlaşmada bu anlaşmaya karşı geldiniz ve hainlik yaptınız. Amer bin Caş evin tepesinden onun başına taş atmaya karar verdi. Allah-u Teala bu komployu ve gizli anlaşmayı daha önceden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber vermişti. Siz yaptığımız sözleşmeye hainlik ettiniz. Muhammed bin Müslim'e Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını okudu. Ve şöyle dedi. Benim şehrimi terk edin, size 10 gün izin veriyorum. 10 günden sonra eğer burada görünürseniz sizin hayatınız sona erecektir. Musevi olan kişi Oğuz kabilesinden bize böyle bir söz söyleneceğini hiç düşünmüyorduk dedi. Siz bizim yandaşlarımızdansınız. Müslüman şimdi kalpler değişti dedi. Oğuz ve Hacres kabilesi Musevileri severler. Fakat şimdi onların kalpleri Allah-u Teala ve onun Resulü'nün sevgisiyle dolmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını dinledikten sonra Museviler şehri terk etmek için hazırlığa başladılar. Beni Nazır'a birkaç gün izin verildi. Onlar orayı terk etmek için hazırlık yapıyorlardı. Onların yüklenmiş hayvanları Zigader denilen bir yere ulaştılar. Bu Keba'daydı. 6 ile 8 mil Medine'den uzaktaydı. Orada hayvanlarını otlattılar ve onlar tekrar geri geldiler ve birçok bazı kabilelerden de borç istediler, hayvan istediler, deve istediler. Bu arada tekrar yola koyulmak üzereyken münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Sulul bir fitne hazırladı. Bu komplo neticesinde onlar fikirlerini değiştirdiler. Bunun detayları tarihte bulunmaktadır. Museviler oradan ayrılmak üzereydiler. Abdullah bin Übey onlara mesaj gönderdi. Uveys bin Daiz bu mesajı götürdü. Mesajında evlerinizi terk etmeyin. Siz evlerinizde, kalelerinizde kalın. 2000 genç savaşçı sizin kalelerinize gelecektir. Müslümanlar size ulaşmadan son kişi ölecektir. Beni Kureyze sizi destekleyecektir ve biz hiçbir zaman sizin aşağılanmanıza izin vermeyeceğiz. Beni Katfan da sizin beraberlerinizde olanlar sizin yardımınıza geleceklerdir. Eğer siz oradan çıkarılmak için zorlanırsanız biz de sizinle beraber çıkacağız. Bu gizli anlaşmalar Kur'an-ı Kerim'de de belirtilmiştir. Ve şöyle denilir. Siz o münafıkları görmediniz mi? Onlar kardeşlerine, ehli kitaptan olanlara inanmayı reddetmişlerdir. Eğer siz oradan çıkartılırsanız biz de hiç şüphesiz sizinle beraber çıkacağız. Sizin aleyhinizde olan hiç kimseye biz itaat etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Eğer savaşırsanız hiç şüphesiz biz sizinle beraber savaşacağız. Abdullah bin Übey mesaj gönderdi. Ka'b bin Asay beni Kureyze'ye, o onun yandaşıydı, o cevap verdi. Bir tanemiz bile bu sözleşmeyi bozamayız. Sonra onlar vazgeçtiler. Abdullah bin Übey beni Kureyze'ye tekrar mesaj gönderdi. Yardım istedi.
Onlar bir tanemiz bile bu yapılan sözleşmeye karşı gelmeye hazır değiliz dediler. Abdullah bin Ubey, Beni Kureyze'den çok morali bozuldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile Beni Nezir arasında tansiyon yükselmişti ve devamlı mesaj gönderiyordu. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e mesaj gönderiyorum. Evlerimizi ve mallarımızı terk etmiyoruz. Ne yaparsanız bizi, ne yapmak istiyorsanız yapın diye mesaj göndereceğim. Abdullah bin Übey'nin sözlerinden tatmin oldular ve selam men meşkam, siz kendinizi kandırıyorsunuz. Eğer söyledikleriniz aptalca olmadığını düşünürsem, sizi terk ederek Musevilere itaat ederim. Bunu yapmayın, sakın bunu yapmayın dedi onlara. Allah'a yemin ederiz ki siz bilmektesiniz, biz de bilmekteyiz ki o gerçekten Allah-u Teala'nın peygamberidir. Onun karakteri gözlerimizin önündedir. Eğer biz onu takip etmezsek, biz onu kıskanmaktayız, ona hayranlık duymaktayız, kıskanmaktayız onu. Bu peygamber Harun'un neslini terk etti. O barışı getirdi, kolaylığı getirdi. Şimdi biz onu kabul edelim. Şimdi onun şehrini terk edelim. Siz benim fikrime karşı geldiniz onu kandırmamak için. Biz geri geldiğimizde ekinlerimizi olgunlaşmış göreceğiz ve onları satacağız. Sonra ne istersek yapacağız. Ve sanki biz bu şehri terk etmemiş gibi olacağız. Mallarımız, bütün mal varlığımız hepsi elimizde olacak. Olurumuz davranışlarımızdan dolayı olacaktır. Eğer bu davranışlar olmazsa bizler diğer Museviler gibi aşağılanmış olacağız. Böylece eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize gelirse, bir gün bile bize kalemimizi sararsa bu mesaj artık sanki yokmuş gibi sayılacaktır. Ubay bin Akhtab buna cevap olarak Muhammed bizi saracaktır fırsat bulursa. Zaten bu durumda bu mesajın hiçbir önemi kalmayacaktır. Ubay bin Akhtab buna cevap verdi. Muhammed bizi fırsat bulunca zaten saracaktır. Aksi halde geri dönecektir. Abdullah bin Ubey bana söz vermişti. Ona cevap olarak Abdullah bin Ubey'in sizin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le savaşmanızı istiyor ama kendisi evde rahat rahat otursun istiyor. Abdullah bin Ubey Kab'dan da yardım istedi. Kab ona yardım etmeyi reddetti. Ben hayatta olduğum sürece bir kişi bile bu sözleşmeyi bozmayacaktır, tahrip etmeyecektir. Abdullah bin Ubey kendi taraftarı Beni Kaynuka ile onlarla beraber söz verdiler. Onlar da savaş başlatmak istediler. Böylece sözleşmelerini bozdular. Kendilerini kaleye hapsettiler, kilitlediler. Abdullah bin Ubey'in yardımıyla Abdullah bin Ubey evinde kaldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gitti ve kaleyi sardı. Ve sonuç olarak kabul etmek zorunda kaldılar. Abdullah bin Ubey kendi yandaşlarına yardım etmedi. İbni Ubeyz kendi yandaşlarına yardım etmedi. Oğuz'la birlikte bütün savaşlara katıldılar. Şimdi seriler halindeki savaşlar sona erdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ubey ne Müslüman ne de Museviydi. Kendi insanlarının dinini bile kabul etmiyordu. Takip etmiyordu. Biz onun söylediğini nasıl kabul edebiliriz? O, ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e düşmanlık göstermeye devam edeceğim dedi. Selam cevap verdi. Öyleyse biz topraklarımızdan çıkartılırız. Malımız, her şeyimiz, onurumuz, çocuklarımız, her şeyimizi kaybederiz. Ailemiz hapise atılır ve savaşçılarımız da öldürülür. Ubey bunu reddetti. O sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le savaşmak istiyordu. Bu şarttı. Saruk çok büyük bir kişiydi Musevilerden. O da ey sizler aptal kişisiniz ve Beni Nazir'i tahrip edeceksiniz siz. Her kişi Beni Nazir'den her kişi onun ne kadar aptalca konuştuğundan bahsediyordu. Saruk'un kardeşi onu dövdü. Sizin talimatlarınıza tabi olacağız ve size karşı gelmeyeceğiz dedi.
ve kardeşi Cedil bin Ahtab onu temsilci olarak Müslümanların liderine gönderdi. Bize ne yapmak istiyorsanız yapın ama bu şehri terk etmeyin dedi. Bugün Medine'ye gidin ve mesajı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iletin. O sahabeleriyle beraberdir. O mesajı gönderdi. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber diye bağırdı. Ve sahabeler de bağırdı. Museviler şimdi savaş ilan etmektedirler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nazir'e cevap olarak talimat verdi. Savaş için hazırlanın dedi. Sahabeler hazırlandı. Kudeyd bin Ahtab Abdullah bin Übey'e geldi. Ve ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le olan tartışmaları anlattı. Konuşmaları anlattı. Ve onlar evlerinde dedikodu yapıyorlardı. Ve ben yandaşlarıma mesaj gönderdim. Onlar kaleye girmektedirler. Übey'in oğlu Hazreti Abdullah zırh giyiyor ve Müslümanlara katılmak için koşuyordu. Bunun üzerine Cübey çok morali bozuldu. O hemen Hüye geldi ve ona haber verdi. Bu olayların detaylarını hepsini ona anlattı. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin mesajını dinliyor ve Musevilere şimdi onlar savaş ilan etmektedirler. Onun için sesinizi yüksek çıkartın ve savaşı ilan edin. Ona bile güvenmedi ve bu sadece bir anlaşmaydı, bir komplo idi. O Abdullah bin Übey ne söyledi dedi. O İbni Übey ile ne tartışmışsa onu söyledi. Ben bütün bizim yandaşlarımıza mesaj gönderdim. Onlar kardeşim onlar bizim yardımımıza gelecek diye ümidim yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yandaşları kaleyi sardılar. Hazreti Mirza Beşir Rahmet bununla ilgili olarak olsun lideri Muhammed bin Müslim'e talimat vererek Beni Nazur'a gidin. Bu meseleyi onlarla tartışın. Çünkü onlar yaptıkları bu gizli anlaşmaları, pilotları ve komploları son haddine vardılar. En iyisi onlar bu şehirden çıkarak başka bir yere yerleşsinler. Onlara 10 günlük bir zaman tanınmıştır. Onlar toparlanarak başka bir yere gitmelidirler. Muhammed bin Müslim'e onlara gittiğinde onlar çok gururlu, kibirli olarak muamele ettiler. Ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e söyleyin ki biz Medine'yi terk etmek için hazırlık yapmadık, hazır değiliz. Ne yaparsanız yapın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu mesajı alınca Musevilerden ansızın Allahu Ekber dedi. Allah-u Teala en yücedir. Onlar Museviler sanki savaşa hazırlıklı gibi görülmektedirler. Ve Müslümanlara savaşa hazırlanmaları için talimat vermiştir Beni Nazır'a karşı. Hükümete karşı hainlik ve isyanla ilgili olarak ülkenin valisini öldürmekle ilgili. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o hükümetin valisi idi. Onlar pişmanlık duyacaklarına savaş ilan ediyorlar ve silahlarını kaldırıyorlardı. Medine'yi kan dökmekten kurtarmak ve onu korumak için bu hain insanlara karşı orayı korumak gerekliydi. Bütün Müslümanlar bir araya toplandılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem da onlarla beraber dışarıya çıktı. Bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İbni Maktum'u oranın valisi yaptı. Medine'nin valisi yaptı. Hazreti Sa'd bin Ubeyde'ye bir çadır verildi. Beni Nazir'in kalesinin önüne bu kuruldu. Bu özel bir tahtadan veya odundan yapılmıştı. Bazıları ise bu deriydi diyorlardı. Hazreti Ebu Talib sancağı tutuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ordusu ile ileriye çıktı. Akşama kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nazır'ın bölgesine geldi ve orada kamp kurdu. Açık alanda ikindi namazını kıldırdı. Museviler geri gittiler ve saklandılar. Kalenin tepesinden ok atmaya başladılar. Sonra akşam namazı vakti geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kıldırdı.
Namazdan sonra 10 sahabe Medine'ye geri döndüler. O zaman da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zincirlerden yapılmış savaş elbisesi giyiyordu ve ata binmişti. Hazreti Ali'yi ordunun başına geçirdi. Fakat başka bir söylentiye göre Hazreti Ebu Bekir ordunun başkanıydı. Müslümanlar geceyi bu durumda geçirdiler. Onlar Musevileri sardılar ve devamlı tekbir söylüyorlardı. Sabaha ulaştılar. Hazreti Bilal ezan okudu. Sabah namazını ezanını okudu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem döndü sahabeleriyle beraber. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Ve Musevilerin bazı isimli asvattı. Bazılarına da huzur deniliyordu. Usta bir okçu idi. Onun attığı oklar çok uzun mesafelere kadar ulaşırdı. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çadırını hedef aldı ve o okları yağdırmaya başladı. Ve bir ok Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çadırını vurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çadırını o okların önünden uzaklaştırdı ve daha başka bir yere kurdu. Gece olmuştu. Abdullah bin Übey Benu Nadir'e geldi. Taraftarları gelmedi. O onun evinde kaldı. Nadir yardım bekliyordu ve çok karma karışık olmuştu. Selam ve meşgam Kâra ve Mübezer İbni Ebe'ye yardım bekliyordunuz. O ne yapayım dedi. Bu aşağılanmaktır. Bu bizim için gereklidir. Bir gün yatsı namazına doğru Hazreti Ali ortalardan kayboldu. İnsanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e "Ey Allah-u Teala'nın Resulü, Ali etrafta görülmemektedir." dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Onun için üzülmeyiniz çünkü o sizin için bir işe gitti." Kısa bir müddet sonra Hazreti Ali geri döndü, birinin başını getirmişti. Azmat denilen kişinin başıydı ve onun attığı ok Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çadırına düşmüştü. Hazreti Ali ile birlikte bir grup kişiler vardı. Ali insanların grubuna saldırdı ve o grubun sorumlu olan kişisini öldürdü ve diğer etrafında bulunanların hepsi kaçtılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ve diğer 10 kişiyle beraber Ebu Dacana'ya doğru gittiler. Ebu Sahil de bunların arasındaydı. Bu grubu Azvat'ta buldular Hazreti Ali. Bu grup insanların hepsini öldürdüler. İşte onların başı kesilip geri getirilmişti. Ve onları değişik kuyulara attılar. Bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem talimat vererek onların başlarını değişik kuyulara atılmasını emretmişti. İnşallah bunlarla ilgili olarak detaylar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر. مجھے بتایا کسی نے کہ صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں آپ
تو کندھے سے کندھا نہیں ملایا ہوتا وہ دور گزر گیا جو تھا کووڈ کا صف بناتے ہوئے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے